Kurduğu sanal çiftlik üzerinden binlerce kişiyi dolandırıp milyon liralarla kaçan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın sonunda ortaya çıktı. Kendi çektiği videosunda mağdurum dedi, Türk yargısına her şeyi anlatacağını söyledi. Sonra da bulunduğu Brezilya'da konsolosluğa teslim oldu. Ben Mehmet Aydın. Bilindiği gibi Çiftlik Bank'ın kurucusu ve mucidiyim. Mağduriyetimi kanıtlamak için kendi hür irademle Türk yargısına teslim olacağım. Bu noktada Türk yargısına vereceği karara, gerçeği bulacağımıza hiç şüphem yoktur. Okumakta zorlandığı işte bu metinle sessizliğini bozdu. Brezilya'da teslim oldu. Çiftlik Bank mucidiyim diyen Mehmet Aydın, Tosuncuk olarak bilinen Interpol'ün arananlar listesinde olan firari bir dolandırıcı. Kendini mağdur ilan etti ve kanıtlamak için de Türkiye'ye geleceğini açıkladı. Şirketin çok fazla büyümesi, etrafımdaki kötü niyetli insanların haksız kazançlar elde etmesi ve etmeye çalışmalarını, şirketin büyüklüğü nedeniyle geç fark ettiğimden sizler gibi ben de mağdur oldum. Mağduriyetleri gidermek adına yurt dışında bulunduğum süre boyunca elimden geleni yaptım. Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın 2018'de kurduğu sanal çiftlikle 132.222 kişiden 1 milyar 139 milyon lira toplayarak yurt dışına kaçmış ve hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı. 30 yaşındaki Aydın Interpol'ün en çok arananlar listesindeydi. Aydın avukatları aracılığıyla bir video çekti, yazılı metin okuyarak suçlamaları reddetti. Kurmuş olduğumuz oyun platformunu sizler tarafından sevildi ve benimsendi. Biz de sizden aldığımız güç ile Türkiye'nin 81 ilinde bayilikler, et, süt, bal ve yumurta tesisleri yatırımları yaptık. Türkiye'den kaçtıktan sonra sık sık lüks yaşamını gözler önüne sermişti Aydın. Bulunduğu Brezilya'da teslim oldu. Onunla birlikte kaçan ve Brezilya'da olan kardeşi Fatih Aydın da aranıyor. İddiaya göre 2018'in Mart ayından bu yana hakim önünde olan Tosuncuk dosyası 2019 yılındaki af yasasından faydalanabiliyor. Buna göre çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, nitelikli dolandırıcılık için örgüt kurma suçlarına infaz indirimi geldi. 3 yıl sonra bir anda ortaya çıkan Mehmet Aydın'ın da tutuklansa bile cezaevinde yatış süresi kısalabilir.